Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda bu hafta içinde bulup ötken Şarkı Türkistan ve Dünya Kültürlüğü alakadar en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kıynam Sıdıktanlar ekranımızı bulsun. Biden'ın kilimat elçisi ceza tizimlikideki Xitay şirketine meblağ salgan. Amerika'nın yukarı derecelik emeldarı John Kerry'nin Amerika ceza tizimlikideki kirgizgen Xitay şirketine meblağ salganlığı aşkarlanğan deyken küçülük gulgulu qozgıdı. Angliya kündülük poşti gazetinin haberde bildirilişçe aldın qayıpta Amerika Prezidenti Biden'ın alahide kilimat elçisi John Kerry ve onun ayalının Xitay meblağ salış şirketi Gaulin Capital Grohida az digende 1 milyon dolarlık payı barlığa aşkarlanğan. Halbuki Gaulin Capital Grohi Xitay rejiminin Uyghurlarını bastırış cinayetiki çetişlik bolğanlığı sebeplik Amerika'nın ceza tizimlikige kirgizilgen Jitu Tor Teknologiya şirketinin en çoğun pay egisi iken. Jitu Tor Teknologiya şirketi Xitay'nın Uyghurlarga qaratkan yukur teknikilik köz şarketige çetişlik bolup Xitay'nın irik ve milletine asas kılgan çıray tunuş yumşak detalini taraqqi qıldırışıga yardım bergen. Bu sebeplik 2019 yılı Trump hükümeti mezkur şirketini ceza tizimlikige kirgizgen. Kengeş Palata azası Marco Rubio bu meselege küçülük inkas kaytırgan bolup, o aldınkı cüme Fox haberleri doğrudu makale yazıp, Prezident Biden'ni Kerry'ni derhal vazifesinden kaldırışka çakırgan. Rubio makalesi de Biden'nin pekat birli tallışı barlıqı hakkıda agahlandırıp, ya kul emgegeden payda algan adamını kollaş, ya onu vazifeden kaldırış kerek degen. Prezident Biden'ın kilimat meselesindeki alahide vekili John Kerry'nin dünyadaki en çok parnik gazı çıkarıcı Xitay bilen bulgan diplomatik münazirleri izgil dikkat tartıp gelgen. Aldınkı ayda John Kerry muhbirinin kilimat meselesi bilen Uyghurlarının kişilik hukuk meselesini kandak tanponlaştırdığalıqı hakkıdaki sualgı düş gelgende kişilik hayat kıyın tallaşlar bilen tolgan dep cevap bergen. Cumhuriyetçiler Partisi'nin parlament azaları aldınkı ayda öz endişelerini oturgu koyup John Kerry'nin Kengeş Palatası tasdiqlagan Uyghur Mecburi Emgegini Çekleş Kanun Layısının maqullanışıga karşı lobbyçilik kılganlıqını aşkarlagan idi. Xitay'nın tajavuzçilik tayarlıkları dünyanı hayran kaldırdı. Yıkındı Xitay rejiminin Tayvan'ı besveliş üçün tayarlagan harbi faaliyetleri suni hamra suretleri arqalıq xalqarağı aşkarlandı. Milliyet Toru'nun 18. Oktyabr'daki haberde bildirilişçe, Xitay'nın Tayvan'a yakın cayda harbi hava armiya bazısının terakki kıldırı vatkallıqını körüstüp beridigan suni hamra suretleri yüşürün tajavuzçılık planının en yeni yip uçu süptüde aşkarlanğan. Mälum buluşça, Xitay'nın Şarkı Canobi Deniz Kırgıqı'daki Fujian ölkesindeki 3 baza Tayvan bilen hava tokunuşu 101 ihtimallıqı karşı yığılanğan ve müdafiyesi küçeytilgen. Bu körünüşler Xitay Hava Armiyası 1. Oktyabr'dan 4. Oktyabr'gıcı bolğan arlıqta Tayvan Hava Müdafiye Pariqlandırış rayonu'u köp kötüm tajavuz kılgan deyken aşka arılandı. Longtian, Huyan ve Jiangju bazalarının üstüde tartılgan süratlerde Koral Yarak Saklaş Ponkiti ve yeni memuri binalarının selinğallıqı körüstülgen bolup en az digende 5 saklaş ponkiti aşka arılangan. Planı tecrübehanesi tarafından tartılgan ve Amerika Maşini ve Herbi Torbekti Curaev tarafından tüncü kıtım ilan kılınan süratlerdeki örüstülükçe, ul eslahalarının köpüncüsü 1980 yıllarına tutuşulgan bazılardaki kuruluş hizmeti 2020 yılının 5'de başlanan bulup virüs mezgildimi devamlaşkan. Bunun içinde Longtian Hava Armiya bazısı kengaytilgen ve Hava Müdafiye rayonuğa maslaştırılgan. Hazır bu rayonda kemdegende 5 saklaş ponkiti kurulu vatkan bulup yeni memuri binalarımı payda bulgan. 2. Oktyabr tartılgan bazının sürtü diyene çoğaytılgan bir apron ve nöbeti selinivatkan 4 katlıklaştırılgan ayruplan panahlanış oranı görüstülgen bulup, bu panahlanış oranları uçuş yoluğa bivastı olun diken. Planı tecrübehanesinin haberige asaslanğanda yıkın atraptiki Huyan bazısı da okları saklaşka işildildiğen bombığı karşı müdafiyeliniş küçü bulgan ayruplan panahlanış oranları işkerlikinin ihtimallıqı çoğuyken. Avmende duruşluk harbi mutakassis Antoni Wongtong Canobi Xitay etigenlik poştisi gezdiki kılgan sözü de bazılardaki özgürlüklerinin onlarının Tayvan bilen kelgüsüdeki tokunuşta kandak ışıltıldıganlıqı doğrusu da yipuşçu bilen temelleydiğanlıqını bildirgen. Xitay Tayvan'ı kontrol kılış üçün ölgücü köreş kılış doğrusu da vədi bergenden bir heptekiyen Xitay'nın organ gezdi Beijing armiyesinin her kandak vaqtı uruş kılışkı tayar işkerlikini yazgan bulup bu özgürlüklerden kin Tayvan armiyasının mı hoşyarlıkını östürgenlikke bayan kılıngan.
Avustralya aql ambiri Xitoyning bostirishlari haqida yangi dokulat e'lon qildi. Avustralya aql ambiri bugun Sharq Turkistonga aloqador yangi bir dokulat e'lon qilib, Xitoyning atalmish qonun ijro qilish harakati orqali Sharq Turkiston xalqini bostirganligini oshkor qildi. Avustralya strategik siyosat instituti bugun e'lon qilgan yangi dokulatda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan ziyonkashlik qilmishi tahlil qilingan. Dokulatda Sharq Turkistonda oshkorlangan minglagan saqchi dokulati va boshqa rasmiy hujjatlar naql etilgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan boshqurish andisining mavzuning davrida tashviq qilingan atalmish qonun ijro qilish harakati bilan nurg'un o'xshashligi borligi ko'rsatilgan. Dokulatda qayd qilinishicha, ilgari oshkorlangan keng ko'lamlik tutqun va majburiy amgakdan boshqa Sharq Turkiston jamiyatida qolgan yerlik aholilarmi siyosiy xarakterlik teatrlarni ko'rishga uchuq hukm e'lon qilish yig'ini, pash qilish va tanqidlash yig'ini, qasam qildirish yig'ini, siyosiy darslik, shuar to'lash qatorliq faoliyatlarga qatnashishga majburlangan. Avustraliya strategik siyosat instituti tadqiqotchilarining bayqishicha, Xitoy Uyg'urlarga ziyonkashlik qilish jarayonida 5 muhim siyosatni yo'lga qo'yib, Kompartiyaning siyosat sistemasini Uyg'urlarning turmushiga singdirganligini bayqagan. Bu 5 muhim siyosat Ultraq rayonida saqchixona ta'sis qilish, tor boshqurishni amaliyalashtirish, oilalarni ziyorat qilish va ular bilan birga yashash, 3 kishilik nazorat mexanizmini barpo qilish va 10 oila birlashma mudofaa mexanizmini barpo qilishni o'z ichiga oldi-kan. Dokulatda deyilishicha, bu siyosatlar Sharq Turkistondagi mahalla va yeza amaldorlariga alohida huquq bergan bo'lib, aholilarning harakati va hissiyotini nazorat qilishiga yo'l qo'ygan. Bu orqali jamiyatda qo'rqinchlik kayfiyat paydo qilgan. Masalan, Uyg'ur yoshining ijtimoiy aloqa to'rida e'lon qilingan hayotga bo'lgan umidsizligi rayon muqimligiga tahdid deb qaralib, yerlik saqchilarining nishoniga aylangan. Dokulatning avtorlarining biri bo'lgan Avstraliya La Trobe universiteti Xitoy milliy siyosati professori Jeymis Libolt muxbirga Sharq Turkistondagi aholi komitetini kontrol qilish mexanizmining Xitoyning asosiy qatlamni boshqurishni kuchaytirishning bir qismi ekanligini, buning nishoni ommani safarvar qilib, o'xshamagan fikr va muqimsizlikni tugutishga yordam beradiganligini, shu orqali Xitoy kompartiyasining hokimiyat yurgizish huquqini jamiyatning tuvan qatlamiga mo kengaytirish ekanligini bildirgan. Dokulatda aytilishicha, Xitoyning atalmish terrorlikka qarshi turish va muqimlikni saqlash qo'mondonlik organi qurib chiqib, bir gavdalashtirilgan birlashma mashg'ulot supsi orqali Uyg'urlarning harakatini kuzatgan va Uyg'urlar haqida nurg'un shaxsiy uchurlarni to'plagan. Dokulatning avtori yana Xitoyning razil nishoniga yetish uchun Sharq Turkistondagi yuqori darajalik amaldorlarning Xitoyning navbatdagi asosiy qonuniga zid yangi belgilama chiqarganligini bayqagan. Mutaxassislarning tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi bir qism yerlik amaldorlar Uyg'urlarni ma'lum rayondan qo'g'lab chiqarish uchun butun oila a'zolarini tutqun qiladiganligi haqida tahdid solgan. Dokulatda o'zining ismini oshkorlashni xohlamagan bir saqchi mutaxassislarni Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish harakati haqidagi bir bo'lik xotira bilan ta'minlagan. Saqchilarning xotirasida oshkorlanishicha, bir qism tuvan darajalik amaldorlar Sharq Turkistondagi Uyg'ur aholilarini jamiyatdan norozi, muqim adresi yo'q yoki muqim kirimi yo'q deb qo'lga olgan. Dilo'ning birida oshkorlanishicha, Ikrom Emin ismli bir Uyg'ur 2017-yili faqat yerlik saqchilarning qo'lga olish vazifasi sonini to'ldirish uchun qayta tarbiyalash lagerga solingan. Keyin Ikrom Emin lagerda betiplik jigar yallug'iga giriftar bo'lgan. Ammo davolanish fursatiga erisha olmagan. Yerlik saqchilar ayolining uningga dori avatib berishini mo'chaklagan. Dokulatning avtori to'plagan rasmiy materiallarda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoylarning o'rnimi yuqori ko'rilgan bo'lib, oldingi qatordagi amaldorlarning ko'pincisi Xitoy ekan. 2021-yil 9-oygacha Sharq Turkistondagi Nohiylik partikomining sekretari Uyg'ur bo'lgan ahvol butunlay qolmagan. Dokulat avtorining bildirishicha, Xitoy o'zlari va'da qilgan atalmish milliy avtonomiyani yo'qotgan bo'lib, bu Xitoylar hukmronlik qilgan partiya va hukumat yadrosidagi chunqur yiltiz tortgan irqchilikni ko'rsatib beradigan. Mazkur dokulatda Avstraliya strategik siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchilari Chinghua universiteti va Harvard universitetining o'qish tarixiga ega Yuning va 2021-yili atalmish Uyg'ur avtonomiyali hukumatining muavin raisi bo'lgan Yang Fasin qatorliqlarning ismini maxsus tilga olgan. Buning ichida Yang Fasin atalmish qonun ijro qilish harakati modelini o'tirg'o qo'ygan muhim shaxslarning biri ekan.
Dokulat Abdurunun təkidləşi, Xitayının Şərq Türkistanda təşviq qılğan atalmış məxsus tərbiyələş, caza lagırlardılə əməz cəmiyyəti yaşayavatqan kişilərinin kündülük turmuşudu mu şəkilləngən bulub, Xitay Şərq Türkistan xalqının barlıq iş hərəkətləri və tilini özgərtişkə uğrunuğan. Dokulat Abdurunun biri Lei Gojun muxbirğa Şərq Türkistandakı bastırış hərəkətinin Xitayning texnik kengayotgan mustabid hukmronligini aks ettirganligini Sharq Turkistonda ijro qilingan atalmish muqimlikni qo'g'dash nomidagi vahshiy usullarni Xitayning boshqa rayonlarida ham ijro qilishi mumkinligini bildirgan. Austin Xitayning qurol-yarog' taraqqiyotiga diqqat qilayotganligini bildirdi. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Lloyd Austin, Xitay'nın ilgar kural yaraklarını terakki kıldırış kılmışıga yıkındın dikkat kılıp atkallıqını tähkitledi. Reuters agentliğinin haberde bildirilişe, Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Austin 18. Oktyabr günü Washington'nın Xitay'nın ilgar kural sistemisini terakki kıldırış hareketine yıkındın dikkat kılıp atkallıqını bildirgen. Ama Xitay'nın yadro iktidarı'a ige dereceden taşkırı avazdın tiz başkurulduğun bombasına kılgallıqa haqqıdaki haberge baha berişini rad kılgan. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Austin, Groziya ziyareti jarayanındaki muhbirlarını kütüveliş yığında yukarıqı sözlerini kılgan. Bildirilişe Xitay Taşkı İşler Ministerliği 18. Oktyabr günü bu axtı toxtulup, Xitay'nın 7. ayda alem kemesini sınaq kılgallıqını, ama Angliya pul muamili vaqt kezdi haber kılgınıdak bu sınaqının dereceden taşkırı avazdın yukarı başkurulduğun bomba emeslikini bildirgen. Amerika Maşini ve Herbi Torbekti Kuraev tarafından elan kılınan süratlerdeki körsetilişçe, Lungtian, Huyan ve Jangju bazılarının üstüde tartılgan süratlerde Koral Irak saklaş ponkiti ve yeni memori binalarının selinğallıqı körsetilgen bulup, en az digende 5 saklaş ponkiti aşka arılangan. Mezgur bazılardaki kuruluş hizmeti 2020 yılının 5'inde başlanan bulup, yukum mezgildimi devamlaşkan. Biden, Xitay'nın Uyghurlarını bastırışını nasistlerinin kırgınçılık bilen bir katarı tizdi. Amerika Prezidenti Biden aldınkı haptedeki bir nutukta Xitay'nın Uyghurlarını bastırışını nasistlerinin kırgınçılık bilen bir getilgi algan bulup, bu Xitay'nı katlıq bir aram kıldı. Amerika Prezidenti Joe Biden aldınkı cümle Connecticut Üniversitesi Dot İnsan Hakları Merkezi'nin pütüş murasımıda nutuk sözlüken bulup, Şarkı Türkistan'daki insan hakları meselesi hakkıda mutuqtalgan. O sözüde nasist Germaniya sotlanan Nuremberg sotuna tılgılıp, Nuremberg sotu bizge insan tabiatının rezil terpini, insanların herkanda cinayetlerini sadır kılalaydıqalıqını, nurgulugan vahşiliklerini, insaniyetke karşı cinayetlerinin tasadibi yüz vermeyelikini inek körsüp verdi. Bunlar tasadibilik emez, belki tallaşının yeni şahıslar ve dünya rehberlerinin tallaşının neticesi diyen. O nutukları yine, bu hıl endize ve talaştan biz muşi sözlerine kılvatkan vaxta dünyanın her kaysi caylarda yüz bervatkallıqını körvatimiz digen. Ve Şarkı Türkistan'da Uyghurlarının bastırılvatkallıqı ve mecburi emgeke silinvatkallıqı, Rohingyalıqlarının herbi hükümet tarafından bastırılgallıqı, Ufiyopiya puhralarına aşıkını üzüvitiş, cinsi zoravalı katarlıq vasıtları bilen tehdit silinqallıqı katarlıqlarını misal kılıp körsetken. Hong Kong Cenobi Xitay Seher Poşta gizitide elan kılıngan tehlilde, Biden Amerika hükümetinin kelgüsüde insan hakları meselesine taşkı siyasetideki en mühim vazife deb karaydıqallıqı hakkıda en yeni signal berdi deyilgen. Biden'nin yukarıqı sözleri Xitay'na katta bir aram kılgan bulup, Xitay mutakassisleri Biden'ni sabıq prensid Donald Trump'dumu aşırvetti deb karaşkan. Xitay taratqısı Yerşari Vakit gizitinin 17. Oktyabr'daki haberde eğitilişçe, Xitay Garbi Cenob Siyaseti Kanun Üniversitesi'nin Profesörü Zhu Ying, Biden'nin sözü mücmel ama rezillik bilen tolgan deb jarsalgan. Xitay Taşkı İşler Ministerinin bayanatçısı Zhao Lijian 18. Oktyabr narazılık bildirip, Şinjan'daki Uyghurlar ezilvatıdı ve mecburi emgekke silinvatıdı degen sözler pütülle yalgan. O yerde xalq tinç, bəxtlik turmuş keçirvatıdı. Onların hukuk menfaati kanun boyunca tolu qoğdulundu deb bildirilgan. Bir kısım xalqaralı akbarat organlarımı bununla baha berip, Trump vazife ödegen mezgilde Amerika'nın irqi kırgınçılık atalgısını işiltip, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki siyasetini ayıp bigelikini, Biden hükümetinin bolsa bu kıtım yine ilgirligen halda, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki basturu siyasetini, nasiz Germaniya'nın Yahudilerini kırgın kılgallıkıga siliştirgallıkını körsüp ötken. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki emeldarlarını tanışı dikkat kozgumakta. Xitay dairleri yakınki bir ay içinde Şarkı Türkistan'daki yukarı derecelik emeldarlarının vazifesini kayıtıdan tanışışka başlayan bulup, bu harekete halkara cemiyetinin dikkatini kozulmakta.
30 sentabr atalmış Uyghur Abnum rayonunun Qorçaq reisi Şöhret Zakir tuyuqsız vazifesinden istifa bergen bulup, onun ornuğa muavin reislik orundaki Erken Tunyaz muaqqat reis bulup tayinlengen idi. Bularının tuyuqsız almaştırış sebebi tıxı inik bolmagan bir peytte, Xitay yana Yusufcan Mehmet ve İlyas Ahmetcan'ı atalmış Uyghur Abnum rayonluq partiya komiteti daimi komitetinin azalıqıga tayinlengen. Xitay Şarqiy Türkistan'daki bastırış cinayeti xalqarada küçlük kün tertibke kelgenliki sebeplik, qatta bisimga duş kelibatkan bir peytte, Şarqiy Türkistan'daki emellerlerine kayda tanışı dikkat kozgıdı. Atalmış Şincan gizitinin 18. Öktabirdeki xabirde bildirilişçe, Xitay Kompartiyası Merkezi Komiteti 10. Öktabir Xi Jongyong'u atalmış Uyghur Abnum rayonluq partiya komitetinin azalıqıga, daimi komitetinin azalıqıga ve muavin sekretarlıqıga tayinlegen. Yusufcan Mehmet İzzat Ahmetcan'ı bolsa atalmış Uyghur Abnum rayonluq partiya komitetinin azalıqıga ve daimi komitetinin azalıqıga tayinlegen. Yusufcan Mehmet 1968 yılı Aksu vilayeti Abad nahiyesinde tuğulgan bulup, 1992 yılından 2012 yılgıca Aksu şehri, Aksu vilayeti de işxana katipi, 2018 yılından 2019 yılgıca atalmış Uyghur Abnum rayonluq medeniyet bölümünün müdürü, medeniyet ve sayahat bölümünün müdürü bulgan. Keyin 2020 yılgıca Şenşi ülkesi Şi'an Şehirlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin azası, Şi'an Yukarı Süratlik Tümüryol Yeni Şehir Başkuruş Komitetinin müdürü bolgan. İzzat Ahmetcan bolsa 1975 yılı tuğulgan bulup, Xitay Xalq Üniversitesinin adam küçü baylıqını başkuruş kesipini bitirgen ve Xitay Nefit Gürohi, Xitay Aşlıq Gürohi qatarlıq orullarda oxşumagan vazifelerini ötügen. Xabarda onun başka hizmet tarihi haqida hiç qandaq ma'lumot bermagan. Onun başka 19 oktyabr Xitay dairelari yana atalmış Uyghur Abnum rayonluq siyasi qonun komitetining raisi, partiya komitetining muavin raisi qatorliq vazifalarni o'tayotgan Wang Junjingni Tibetning partiya komiteti raisligiga tayinlagan. Wang Junjing Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatida muhim rol o'ynagan bo'lib, g'arb davlatlari eng ko'p jazo yurgizgan Xitay amaldorlarining biri bo'lib hisoblanadi. Bu sebeple Xitay'nın bunundaki məxsidi ve Şarkı Türkistan ve Tibet'ki kiyinki siyasi haqqıda türlük perezler oturuğa koyulmaqda. Amerika'nın Xitay'da turuşluq baş elçisi namzati Xitay'a qattıq pozisiya bildirdi. Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatının sabıq baş elçisi Nicholas Burness, Amerika Kengash Palatası Taşqı Münasifetler Komitetinde Amerika'nın Xitay'da turuşluq baş elçisi buluşqa kandidat bolğanlıqı toğrusidiki muşim nutqını sözüldü. Reuters agentliğinin 20 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, prezident Joe Bidenning Amerikaning Xitoyda turishliq bosh elchisi bo'lishga ko'rsatgan nomzodi Nicholas Burness chorshanba kuni Kengash palatasidagi yig'inda Xitoy bilan bo'lgan munosabatga qattiq pozitsiya bildirib, Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Tibet va Tayvandagi Xitoy zo'ravonligining to'xtatilishi kerakligini bildirdi. Xitoyni Amerikaning eng xatarlik raqibi deb tasvirlagan Burness Beijingning faqat eng tuban darajadagi yadro tahdidi bilan ta'minlash va'dasini ma'qullaganligini bildirib, Washingtonning Yevropa va boshqa joylardagi ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, iqtisodiy to'sin barpo qilishi kerakligini o'tirg'i qo'ydi. Burness Xitoy kommunist rejimining Sharq Turkistondagi qirg'inchiligi, Tibetdagi dafsanda qilish qilmishlari, Hong Kongning avtonomiyasi va erkinligini bo'g'ishi, Tayvanni bo'za qilishga urinishi yo'lsizlik. Uni to'xtatish kerak deganlarini bildirdi. 65 yoshlik kasbiy diplomat Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining sobiq bosh elchisi Burness Washingtonning hozirgi Tayvanga qaratgan bir Xitoy siyosatida ching turishining to'g'ri ekanligini, ammo Amerikaning Beijingning hozirgi holatga buzg'unchilik qildigan harakatlariga qarshi turish huquqi borligini aytdi. Baydenning Demokratlar partiyasini o'z ichiga olgan bir qism parlament a'zolari mo Washingtonni Tayvanning egalik huquqi qarata hech qanday pozitsiya bildirmagan necha 10 yillik siyosatni qayta o'ylanishga chaqirdi. Burness yana Xitoyning Tayvanga qaratgan harbiy tahdidi ko'paydi. Ammo bir Xitoy siyosatini saqlab qolish Xitoyni o'z-o'ziga xo'ja bo'lgan demokratik orol Tayvanga qural ishlatishdan to'sishdagi eng aqlani va unumli usul deganlarni qayd qildi. Ve Amerika'nın Hindi Tinich Okeandaki harbi mevcutluğunu saklaşının en muhim strategiya işgallikini sözlerge ilave kıldı. Burness'ın asallı iki partiya azalarının tasdiki ve kollaşığı erişişidin ümit bar bolup, bu komitetinin en yukur derecelik azası Kengash Palata azası Jim Rich, minanchi baş elçi Burness'ın bu orungu tayirlenişi muvapıq digen. Burness yana Xitay'nın halkarada bir kadar yigane işgallikini doğrusudaki göz karışını uzun müzakere kıldı. Burness sözüde Xitaylar ziyade kopal ve uşuqlu kılmaqta.
Ular bu meydanı sebeplik özlerine karşı öktikçilerini küşkürtmekte. Meningçe biz onların küçünü bekçon bilip ketmestikimiz ve Amerika'nın küçünü tüven çağlamastıkımız kerek digerlerini bildirdi. O sözü diyene Beijing dünyanın Xitay virüsünün kilip çıkışı doğrusu da malumasız koyganlıkını bildirip, biz tekşürüşümüz kerek. Biz bu virüsünün kandak payda bolganlıkını enik bilmeyimiz. Oturdu nurgun nazariye bar. Xitaylar bu suallarga cevap berişi kerek digerlerini bildirdi. Xitayning Washington'daki baş elçixanası bolsa Burnes'in sözlerine baha beriş talebiga derhal cevap qaytırmadı. Onundan ikinci ayda Beijing'da ötküzüldüğün kışlık olimpik tenerket müsabıkısı doğrusu soralgan bolsa mı, ama kişilik hukuk meselesi sebebinden olimpiknin boykot kılınışı doğrusudaki bazı çağırıklarga bivasitə cevap vermedi. Ve Xitayning virus çeklemesi tüpeyli olimpik tenerket müsabıkısının tarihten bu yankı en favukuladı uyum bulup gelişi ve az sanda çetellik tamaşıbirlerinin katnışış ihtimallığı varlığını bildirdi. Burnes sözü diyene inek ki biz Amerikalık tenerketçilerinin uyluğalarını bimalan sözleyelişi, akbarat vasıtlarına demekçi bulgalarını halıgancı eytalaydıgan buluşuğu kapaletli kılışını halaymış. Xalqara olimpik komitetinin bunu emelge aşırışını ümit kılımen ve işini men digerlerini kayıt kıldı. Universal Elektron şirketi Uyghur işçilerini işten boşatkanlığını bildirdi. Amerika'nın bir grubu Kengash Palata azası Amerika'nın tizginek işlep çıkarıcı şirketi Universal Elektron'a mektup yollap, şirketin Xitay'daki zavodida Uyghurlarını işletkenliği hakkında cevap talep kıldı. Arizona'a caylaşkan Universal Elektron şirketi bir neçe hafta ilgiri Reuters agentliğiga Xitay'nın Guangxi, Chengzhou şehirdeki zavodida Şarkı Türkistan'dan elip gelingen 365 Uyghur işçisi barlığını itiraf kılgan idi. Amerika Avazı'nın haberde kayıt kılınışça, mezkur mektubki Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komitetinin reisi Bob Menendez, Kengash Palatası azalarından Marco Rubio ve Jeff Merkley qatarlıkları imza koygan. Şirketin baş icraiye emeldarığı yazılgan mektubda şirketin Uyghurlarını işiltişti mecburi emgekten işbağıdları barlıqı, şirketin Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgıncılık cinayetigi bivasti münasifetlik bulup gelişidin endişi kılıvatkanlıqı, Xitay dairelerinin uzundun buyan Uyghurlarını bastırışta mecburi emgek vasıtasının paydalanıp gelgeldeki kayıt kılıngan. Mektupta Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin 2021 yıldaki Adem Etkeskeliki dokulatıda bayan kılıngan, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Adem Etkeskeliki cismani xorlaş, zeherlik çekimlik, cismani cehetin qiynaş ve cinsi parakendicilik ve qiynaş tehdidi arqalıq tutqullarını zavod karxanlarda işleşki mecburluğallıqıdak cinayetleri tilgi elip ötülgen. Kengash Palata azaları xeti diyene Amerika şirketlerini Xitay'nın Uyghurlarını mecburi emgekli seliş vasıtası arqalıq işlep çıkarılgan mallarga qarata ihtiyaçan buluşqa çağırgan. Universal Elektron şirketi bayanatçısı Elhat arqalıq Amerika avazıga malumat berip, şirketin aldıngı hafta Uyghur işçilerini işten boşatkanlığını, mezkur Uyghur işçilerini yallıgan vakaletçi organ bilen alakasını özgellikini, mektupta oturuğa koyulgan teklifler üstüde hemkarlaşışını ümit kıldıganlığını bildirgen. 43 devlet Xitay'dan Şarkı Türkistan'ı çeklemesiz tekşürüşünü talep kıldı. Amerika, Fransiya ve Türkiye'ni öz içige alğan 43 devlet Birleşken Devletler Teşkilatı'da birleşme bayanat elan kılıp, Xitay'nın Uyghurlarını bastırış kılmışıdan ciddi endişe kılıvatkanlığını bildirdi ve Şarkı Türkistan'ı çeklemesiz tekşürüşünü talep kıldı. Amerika Avazı'nın bugünkü haberde bildirilmişçe 43 devlet 21. Oktyabr Birleşken Devletler Teşkilatı'da resmi bayanat elan kılıp, Şarkı Türkistan'daki Müslüman Türk halıklarının ehvalinden endişe kılıvatkanlığını bildirgen. Bayanatta Xitay'nın Uyghur ve başka yerlik millet azalarını keng kölemde nazarat kılgallıqı, dinge çekleme koygallıqı ve kollektif bastırış kılmışıdan endişe kılıvatkanlığını bildirgen. 43 devlet yana Xitay'ın BDT Kişilik Hukuk Ali Komissarı'nın başçılığında müstakil tekşürüş ömekinin Şarkı Türkistan'ı çeklemesiz tekşürüşüge yol koyuşu çağırdı. Bildirilmişçe yakınki yıllardan bu yan köpünce garip devletlerden terkip tapkan yadroluk grupa barlıq devletlerden Xitay'a qaratılgan besimini aşırış sepege katnışın talep kılgan bolup, BDT Umumi Meclisi'nin 3. komiteti elan kılgan Xitay'a karşı birleşme bayanatı katnaşkan devletlerinin sani köpeygen ve köp kıllaşkan. Bu yıl Türkiye'mi tuncu qetim Xitay'a karşı birleşme bayanatka koşulgan bolup, ondan başka Afrika devletleri içi de Liberia ve Sevizland'mı katnaşkan. Xitay'nın BDT'deki daimi vekili Jiang Jun 43 devletinin birleşme bayanatı'nı narazılıq bildirip, paketsiz deb bildirilgan.
u yana har doimki yolg'on jumlalarni takrorlab sizlarning bayonotinglarning hech qanday asosi yo'q. Shinjang muqim taraqqiy qilyotdi. Xalqning turmushi kundan-kunga yaxshilanyotdi. Har qaysi davlatning tekshiruvchilariga Shinjangning ishki uchoq deb bildirilgan. Yig'inda Belarusiya, Arteriya, Iran, Shimoliy Koreya, Suriya va Venezuelani o'z ichiga olgan 12 davlat Xitoyni qo'llab so'z qilgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkiloti bu haqda bayonot e'lon qilib, BDTning dunyo miqyosida kunsiri kuchayotgan Xitoyning uyg'urlarni bostirish siyosatini ayiblashi Xitoyga nisbatan andisha ezilayotgan uyg'urlarga umid bag'ishlaydiganligini bildirgan. Kishilik huquqni ko'zlash tashkilotining direktori Louis Xiaobangno bu haqda BDTdagi barliq rayonlik guruhlarining Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan qonunga xilof qilmishlarini to'xtatishga va BDTning mustaqil tekshiruvchilarini darhol ziyorat qilishga chaqiriq qilishi tunji qitimliq ish bo'lib qoldi degan. U yana a'zo davlatlar xalqaro tekshirish komiteti qurib, Sharqiy Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarni rasmiy va cheklimsiz tekshirishi hamda mazkur jinoiy qilmishlarda javobgarligi bor amaldorlarning mas'uliyatini surishtirish yo'llari haqida taklif berishi kerak degan. Xitoy mayqachilash punktlariga bo'lgan kontrollikni texamo kuchaytirdi. Ijtimoiy uchur vositalarida 20 oktyabr tarqalgan sirlarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Sharqiy Turkistondagi mayqachilash punktlarining atrofini sim tor to'saqlar bilan qattiq qamal ostiga olib, mayqachilash jarayonini texamo qattiq kontrol qilishga boshlagan. Sinda oshkorlanishicha, mayqachilash punktlari tovandagidek qoidalarni majburiy ijro qilishga boshlagan. Birinchi darvozadan kirishdan ilgari shopirdan boshqa barliq yo'lovchini avtomobildan tushirib, ularning punktga kirishiga ruxsat qilmaslik. Ikkinchi avtomobil nomer taxtasi ko'zlash kamerasiga udullanib rasmga tortib, masala yo'q ekanligi bildirilgandan keyin punktga kirish. Uchinchi punktga kirishdan avval shopir avtomobildan tushib bexatarlik tekshirish. To'rtinchi kirishdan avval kimlik tekshirish. Beshinchi chiroy farqlandirish. Oltinchi qizitmasini o'lchitish. 7-nji dezinfeksiya qilish, 8-nji tizimlatish, 9-nji barliq avtomobillarning oldi qopqoq, orqa ko'zibni echib tekshirish. Xatirlik buyumlarning eng kichkinimo kirishga ruxsat qilmaslik. 10-nji may pompasi oldiga kelganda yana bir qitim kimlik tekshirish. Undan boshqa may qochilash uchun sog'lomlik belgisi, safar ijozatnomasi, atrof mulozimat supisi ijozatnomasi qatorliq isbotlar talab qilindi ekan. Sinda oshkorlanishicha Sharqiy Turkistonning Qashqari Yupurg'i nohiyasidagi ma'lum bir mayqachilash punkti punkt do'konidan biror narsa sotib olmagan taqdirda mayqachilab bermagan. Ichki Mongoliyadan kelgan bir Xitoy qoyib, "Men Ichki Mongoldan keldim. Ichki Mongoliyada bundoq ahvollar yo'q" degan. Sinda yana Xitoylar bu qattiq tuzumning bu yil 6-nji oyda boshlanganligini oshkorlagan. Egilnishcha oxirgi yillarda ijtimoiy uchur vositalarida Xitoy o'lkalaridan Sharqiy Turkistonga kelgan Xitoylarning bu qattiq tekshirish va besimlarga hayron qolganligiga doir sinlar ko'paymoqda. Kuzatuvchilar Xitoy Sharqiy Turkistonda atalmish islom dinini xitoylashtirish razil planini ijro qilayotgan bir paytda Sharqiy Turkistonning qo'shnisi Afg'onistonda Afg'oniston islom amirligi qurilganligini e'lon qilganligini, Afg'oniston vaziyatining Sharqiy Turkiston vaziyatiga ta'sir qilishidan ansirgan Xitoy Sharqiy Turkistonda odamning aqliga kelmaydigan tuzumlarni o'ttirg'i chiqarib, majburiy ijro qilayotganligini bildirishmoqda. Angliya davlat mudofaa vaziri Xitoyni ogohlantirdi. Angliya davlat mudofaa vaziri Ben Wallis 21 oktyabr payshanba kuni Xitoyni ogohlantirib, Xitoyning Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga besib kirishining xatarlik ekanligini, to'qunish portlashi mumkinligini bildirgan. Hamda Xitoyni Tayvan bilan bo'lgan ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan. Amerika ovozining 22 oktyabrdagi xabarida bildirilishicha, Wallis Shimoliy Atlantika tashkilotining Bryusseldagi yig'inida taratqularning ziyoratini qabul qilganda Xitoyni ogohlantirib, Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayoniga besib kirish xatarlik to'qunish portlashi mumkin deganlarni bildirgan. Ben Wallis so'zida yana harbiy jihatdan elib aytganda biz ikki tarafning dushmanlashish holatiga o'tganligini ko'rdik. Biz bularni aqlsizlik deb qaraymiz degan. U yana taratqularga Xitoy cho'ng'quruqligi bilan Tayvan o'tirsidagi ixtilofni tinch yo'l bilan hal qilish kerak degan. Wallis so'zining oxirida Xitoyni ko'rsatib, "Meningcha bu bizning Hong Kongdan andisha qilishimizning sababi. Chunki Tayvan amiliyatda bir davlatda ikki xil sistemaning nishoni. Agar sizlar buni quruq so'z deb qarab ijro qilmasanglar, va'danglarga xiloflik qilgan bo'lasizlar. Bu Tayvan uchun nimadan derak beradi?" deganlarni bildirdi.
Harbiy mutaxassislarning qarashicha, Xitoyning Tayvan havo mudofaa farqlandirish rayoniga cho'ng tipdagi ayroplanlar atrofi bilan davomli tajovuz qilishi Tayvanni xavfsizlik jihatida jiddiy qadamlarni bosishga majburlagan. Tayvan davlat mudofaa ministri Chu Gojing 2 hafta ilgari ogohlantirib, Tayvan bo'g'izining navbatdagi vaziyati uning 40 yil harbiy vazifa o'tgandan beri ko'rgan eng og'ir vaziyatga duch kelganligini Xitoy armiyasining 2025 yilga borganda Tayvanga keng ko'lamda hujum qilishining mumkinligini aytgan. Xotandan 3 millionga yaqin Uyg'urning surgun qilinganligi oshkorlandi. Xitoy Kompartiyasi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 10-chi qurultoyi 21 oktyabr kuni Urumchida ochilgan. Yig'inda Xitoyning atalmish 14-chi 5 yillik plan mazgilida ishga oshirgan xizmatlar haqida doklat bergan qo'rchoq amaldor 5 yil ichida 2 million 750 ming Uyg'urning atalmish yetilardagi 5-chi amgakchilarini yotkab ishga o'rinlashtirish nomida boshqa yurtqa surgun qilinganligini oshkorlagan. Tangritog to'g'rining bugungi xabarida oshkorlanishicha Xitoy Kompartiyasi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik 10-chi qurultoyi umumiy yig'inida atalmish 14-chi 5 yillik plan haqida doklat bergan Sharq Turkistonning har qaysi viloyat shaharlaridan kelgan qo'rchoq amaldorlar atalmish ishqa o'rinlashtirish nomida boshqa yurtqa surgun qilingan va majburiy amgak o'rinlariga o'rinlashtirilgan Uyg'urlarning sonini oshkorlagan. Yig'inda Xotan viloyatlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi partiya guruhining muavin sekretari qo'rchoq amaldor Gulnisaxon Emin 5 yil ichidagi xizmatlardan doklat bergan. U doklatida oshkorlanishicha Xotan viloyati bo'yicha 5 yil ichida atalmish yezi 5-chi amgak kuchini ishqa o'rinlashtirish nomi bilan nohiya yezilardan 14 million 333 ming odam qatim boshqa yurtqa surgun qilingan. Atalmish namuratlarni ishqa o'rinlashtirish nomida 2 million 348 ming 600 odamni Xitoy majburiy amgak korxonalariga o'rinlashtirgan. 5 yil jarayonida har xil nomlar bilan majburiy amgak lageriga o'rinlashtirilgan umumiy odam soni 13 milliondan oshib ketgan. Qo'rchoq amaldor bergan dokladida yana bu 5 yil davomida Xotanga nurg'ullagan cho'ng korxona va sanoat shirkatlari o'rinlashtirilganligi Nevati rayonida to'qimachilik, kiyim-kechak, elektronlik qorashtirish, amgak ko'lamlashgan korxona qatorliklardan 525 barligini, nohiylarda korxona rayoni, yezi bozorlarda zavod rayoni, kanatlarda zavod rayoni, oillarda 4-chi darajalik ishlab chiqarish o'rni qurilmasi shakllanganligini, atalmish namuratlarni ishqa o'rinlashtirish nomida oila ayollarining majburiy amgak o'rinlariga o'rinlashtirilish nisbati 2016 yildagi 40 mingdan oshganligini Bu yil bu nisbat eshib 170 ming 800ga yetganligini oshkorlagan. Qo'rchoq amaldor Gulnisaxon Emin dokladining oxirida yana kelgusi 5 yil ichida atalmish yezi 5-chi amgak kuchini ishqa o'rinlashtirish nomida 4 xil kollektiv ichidan yillik yotkab yoki o'z rayonida ishqa o'rinlashtirish nisbatini oshirishga tirishilganligini bildirgan. Kuzatuvchilar Xitoy Sharq Turkiston xalqini atalmish Xitoylashtirish rezil planini Turma va lagerlarga sulab ziyongashlik qilish, Xitoy o'lkalari va Sharq Turkistondagi Xitoy ko'p rayonlarga surgun qilib, Uyg'urlar zich rayonlarini tarqoqlashtirish, Uyg'ur tili yiziqini cheklash, Sharq Turkistonning yezi bozorlariga Xitoy zavodlarini ta'sis qilib, majburiy qulluq amgakiga selib, manqurtlashtirish qatorliq vositalar bilan amalga oshirishga uringanligini, Xitoyning bu xil razil vositalarini texnik kuchaytirgan asosda davomli ijro qilishni planlayotganligini bildirishmoqda. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngillik bo'lishiga tilaklashlik bildirish bilan atigi kundalik xabarlarimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Shuna qilib ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.